Dün ameliyat olmuş, bugün dün ameliyat oldum ve bugün sabah kahvemi içtim ve hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Kahve kaç yıldır içemiyordun? 3 yıldır içmiyorum hocam. İçince ne oluyordu? İçince ekşime, yanma, sırtıma bir ağrı vuruyordu hocam. Öyle şimdi oldu mu? Değil. Hayır, hiçbir şey kahve olmadı. Testinden de geçtin. Hem de çok güzel geçtim, çok mutluyum. Ameliyat olmadan önce, yani 3 yıl önce benim ekşime ve yanma başladı. Ekşime ve yanmadan sonra şu kısımda bir zorlanma, nefes alamama başladı. Kardiyoloji doktoruna gittim. Kardiyolojiden sonra göğüs cerrahisine gittim. Hiçbir sıkıntı yok dediler. Daha sonra kalp spazmı geçirmişsin dediler. Senin benziyor mu şikayetleri? Benziyor hocam. Seninki nasıl? Benimki ilk önce ben epey bir anlayamadım. Faranjit, badenci düşmesi şeklinde ilk belirtiler vardı. Sonra fark ettik reflü olduğunu. Tedavi başladı. Nasıl fark ettin ama? Evet. Senin mide yanman, kaynaman, eğilmen yok. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece boğazda sıkıntılarım oldu. Sana Bravo kapsül koyduk, sana da Bravo kapsül koyduk. Evet. Daha sonra pH metrelerinize baktık. pH metrelerinizin bozuk olduğunu gördük. Tabii ki endoskopi yeterli değil. pH metre ölçümleri de önemli. Her ikisinin de pH metresi çok yüksekti. Bugün tabucu oluyorsun. Bisküvi yedin sabahleyin. Evet, kahvaltını yaptın. Çok rahat yedim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Moral oldu mu? Oldu hocam. Oldu mu? İyi. Yapıyorum yani çok rahat. Hı. Hiçbir sıkıntım yok. Bisküvileri yedin. Yedim hocam. Çok rahat geçti, hiç takılmadan. Demek ki yutma güçlüğün yok. Bu iş bitmiştir. Evet. Tamam. Eski şikayetlerin ne durumda? Evet. Neler hissettin? Geri gelmeler gitti. Geri gelmem ve geğirmem olmadı. Olmadı. Midem sanki daha yukarıdaydı ve geri tepiyordu. Şu an geri tepiyor. Aşağıda hissediyorum. Normal yerinde hissediyorum midemi. Yani o fark çok... Yani bisküvi yedikten sonra çok fark ettim. Hı hı. Yani mükemmel bir ameliyat yapmışsınız, elinize sağlık. Eskiden yemek yiyince ne oluyordu? Geğiriyordum ve katı bir şekilde böyle yavaş yavaş yukarı çıkıyordu yediğim ve boğazım çok kötü oluyordu, tahriş oluyordu sürekli. Tamam. Bir ay sonra FaceTime'da da olur, konuşabiliriz ya da gelirsin, o da olur. Onun dışında bir kontrolün yok, endoskopiye falan da gerek yok. Ameliyattan sonra 3. günümüz mü? 4. günümüz. Kahveni içtin. Evet, çok rahattım. Baya rahattım hocam. Yani uzun süredir ben böyle rahatlık hissediyorum. Çikolatamı yedim. En çok gerilmeler vardı. Yanma, kaynama, ekşime vardı. Evet, kusmalarım oluyordu. Şurada kusma bir boğazım herhalde çıkardım. Kolay geliyordu, öyle mi? Ya evet hocam, çıkarttığım zaman çok rahatlıyordum. Dişlerimi kaybetmeye başlamıştım. Mesela bayağı rahatsızlık veriyordu. Şurada bir sıkışma, sürekli nefesim kesiliyordu. Geğirmeden dolayı. İnsanlarla konuşurken kolayı bardağa koyunca hocam böyle bir asit sesi gelir ya. Şuradan ağzımdan durduğum yerde o ses geliyordu konuşurken. Şu an ameliyattan sonra hiçbir şey kalmadı. Çok rahatım yani. Akşam yatarken yastığını attım yani. Size yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi, yüzün gülüyor ya bizim için de o yani. Çok.